Şimdi ben askerdeyim. Bu sesi yemekhanede duydum biliyor musun? Tabii dot her şey demir tabii. Sen ne yapıyorsun acaba ya? Hanifi, Mertefe, gösterin şuna gerçeğini. Yana benim 50 gram bastırmam, bastırmam. Konya'dan başkasına bastırmam. Oy oy. Konya'lım yürü, yürü yavrum yürü. Bir önceki bölümde Trend'de bir numaraya oturduk. Nazar dedi galiba. Artık konuşamıyorum. Bazıları yazmışlar. Anlattığı hikayelerde yalan. Çalıntı hikayeler. Hikaye çalacak olsam 31 çeken çocuğun hikayesini mi çalarım? Kiminle kimi karşılaştırıyorlar? Ses açıyorum biraz çünkü çok hızlı konuşuyormuşum. Bazıları demiş ki videoların arasını kesmesi aslında normalde bu kadar hızlı konuşabilen bir adam değil. Ben dedim ki aslında videoların arasını kesmesek de bu kadar hızlı konuşamaz mıyım acaba diye bir denemeler yaptım kendi kendime. Konuşamıyor olabilirim aslında. Kimisi de demiş ki montaj komiği. %50 internet zam geldi. Ne düşünüyorsun? 405 lira gelmiş. Kaç para gelmiş? 405 bin. Nasıl bir stalkersın sen ya? Bugüne kadar çıktı herkes stalkluyor değil mi? İlkokul aşkından. Bu arada Merve Akbulut'la konuşuyorum. Selam Merve. Yapmıyor yani. Tamam. Merve Akbulut eski sevgilini stalkluyor. 12 kişilik bir ekip çalışıyorlar evde falan. Osman sen de, Ahmet ben de. Cansu kimde? Cansu mu? Vay be. Ne tecrübeli kadın değil mi? Gözlüğümü beğendin mi? Çok beğendim. Gözlükle başlamak istedim. Neden? Çünkü artık YouTuber olma yolunda büyük adımlar attık. Trend'de birinci olduk. Demek ki biz YouTuber'ız artık. YouTube'da program yapıyorsan YouTuber'sındır. YouTuber olmanın Türkiye'de belli kuralları var. Ben fark ettim ki biz o kurallara uymadan Trend'de birinci olduk. Korkunç. Diyorlar ki bu a**ına kodumun çocuğu bizim yaptıklarımızı yapmadan nasıl Trend'de birinci olur? Allah Allah dediler, düşündüler. Saatlerce düşündüler. Bizim de artık YouTuber'lar ne yapıyorsa onu yapmamız gerekiyor. Düşündüm ben, öyle karar verdim şu anda. Bütün ekibime sordum, hiçbirine de sormadım. Şu anda soruyorum. Türkiye'de reytingçilik ve YouTube'çulukla ilgili bizim de yapmamız gereken şeyler var. Mesela gözlükle çıkmak. Neden? Çünkü bir sürü şey anlatıyorum. Birçok konuya değiniyorum değil mi? Birçok konuya değinmen seni birazcık da olsa akıllı gibi gösteriyor. Aslında ben akıllı biri değilim. Birçok insan bana ne kadar zekisin falan diyor. Aslında ben zeki de değilim. Zeki adam YouTube'da program yapar mı? Bu kadar şey anlatıp oturup tasarlayacağıma bunun yarısı kadar banka soymayı tasarlasaydım ne koymuştuk paranı. Bütün ekip geziyorduk Malta'da. Malta iyi bir yer mi? Hakikaten zeka yok, vizyon yok, ben tam bir piçim. O yüzden bundan sonra YouTuber'lar ne yapıyorsa o kurallara uymaya karar verdik. Zeki, anlattıkları dinlenen bir adam olayım diye gözlükle çıktım. Şu anda o etkiyi verdim mi size? Evet. Güzel, gözlük bunun için vardı. Şimdi reyting için gerekli olan ikinci şeyi yapalım. Böylece insanları bayrakla kandırma bölümünü de yaptık. Ne kaldı? Ha. Sürerken anlat, çabuk. Çok başarılı bir ruj olduğunu söylüyorlar. Gerçekten bana... Gerçekten çok başarılı. Harvard mezunu bir ruj. Buna koyayım, rujun başarılısı. Çok teşekkür ederiz. Ne kaldı? Oo harika. Son model bir laptop. Gördüğünüz gibi sayın izleyenler inanılmaz dayanıklı. Gerçekten YouTube'da böyle videolar var biliyorsunuz değil mi? Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Küfür edeyim izlensin. A**ınakoyim a**ınak. İlimde görmüş olduğunuz birçok insanın şu anda almaya çalıştığı... Mesela konuşma arasında diyebilir insanlar, diyebilir düşünürken garip melodi çıkartıyoruz. Tamam doğru. Ben de duyamazsınız. Neden? Montajda kesiyoruz hepsinin arasını. Bakın montajda kesmeyelim benim konuşmamı. Montajda kes... montajda... İnternete bağlanmaya çalışan 92 model modem gibi. 92'de internet var mıydı? 95. 95 mi? Ben 92'de sünnet oldum. Benim bağlantımı kopardılar da hemen. 92. Ne kötü gündü ya. Kirven vardı. Onu anlatırım başka bir bölümde. Böyle yapıyorlar. Bir de Türkçeler şu şekilde. Evet. Hepimizin de merak etmiş olduğu gibi bu markanın son modeli şu anda elime geldi. Şimdi bu modeli sizin de inceleyeceğim. Birçok soru geliyor bana. 4 tane gelmiş ama soru. Ayrıca aşağıdaki linki tıklayarak. Tıklayarak. Şimdi de en sevdiğiniz bölüme geldik. Bakalım bu model ne kadar sağlam. Gördüğünüz gibi kırılmıyor. Hakikaten kırılmıyor. Elim kırıldı. Koyayım. Yani herif YouTube'a teknoloji videosu çeken bir adam değil de sanki zaman makinesiyle getirmişler mağaradan. Hayır, tapmayacağım. Önce tapıyor çünkü gerizekalı. Sen gel şimdi zaman makinesiyle bana. Ben mağara adamıyım. Sen de gelecekten gelen ve bana laptop veren bir köylüsün. mağara, mızrak. Ne istiyorsun onu söyle. Laptop. Ben ne istediğimi biliyorum. Daha ateşi icat edememişiz. Hey, mağara adamı. Dokunma. Oğlum bak hiç mi hayatım mağara adamı görmedin? Hiç mi Mecidiyeköy'den metrobüse binmedin? Al mağara adamı. Al. Sana laptop. Neden alkışlıyorsunuz? Abi çok özür diliyorum. Tamamen durumu eleştirmek için yapmıştım. Alkış falan aldım.
Demek ki reytingi bunlar getiriyormuş. Ben öküzmüşüm. Hepinizden çok özür diliyorum. Hey! Mağarama abone olmayı unutmayın. Arkadaş ya. Ne kaldı YouTube'da başka? Gülmeme challenge. Gülmeme challenge. Bravo. Berk. Merhaba. Bugün yanımda Berk Uçar var. Nasılsın Berk Uçar? İyiyim. Sen nasılsın? Harikayım gerçekten. Gülmeme challenge yapacağız bugün. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğenmeyi. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi mi? Evet Berk. Evet Oğuzhan. Şaka şaka. Gül gülme kaybettin. Şimdi de ben şakamı yapayım. Şaka. Kaybettim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı, abone olduysanız bir daha abone olmayı, beğendiyseniz bir daha beğenmeyi unutmayın. Bırakayım bu da alkış aldı. Eleştirmesek mi kimseyi? Başka ne varmış? 50 kuruşluk su, 25 TL'lik su. Gerçekten böyle video var mı? Var. Hatta o ne diyor da var. O ne diyor da mı var? Yapmasak mı lan kovulur muyuz? Bir tarafta 25 kuruşluk, bir tarafta da 25 TL'lik. Bakalım acaba hangisi daha sıvı mı diyeceğiz? Ne a**ına koyayım? Aradaki fark ne ya? Tadına bakıp tahmin mi ediyorlar? Evet, hangisinin daha pahalı olduğunu tadına bakarak tahmin etmeye çalışacaksın. Oğlum suyun tadı yoktur ki. Suyun tadı mı var la? Biri 25 kuruşluk, biri de 25 TL'lik mi? İnanamıyorum, gerçekten izlenmesi çok önemli bir video şu anda. Bakalım hangisi 25 kuruşluk, 25 TL'lik? Bakalım. Oo, bu ne kötü bir su. Bir de diğerine bakayım. Ah, sanırım bu 25 liralık olan. Doğru bildin mi Arda? Hayır, bu 25 kuruşluk da olsun abi. Yılanlar gibi değil gerçekten. Ne? 25 kuruşluk bu muymuş? Videomuzun sonuna geldik. Eğer siz de susadıysanız bizi beğenmeyi unutmayın. Oğlum biz niye it gibi çalışıyoruz da burada? Su videosunu çekmek sanırım 30 saniye. Biz öyle şeyler yapalım. O ne diyor kaç izletti su videosunu? 681 bin mi izlenmiş? Allah Allah. Ne? Oğuzhan Uğur çok zeki değil mi? Başka ne var? Şakalar yapıyorlar birbirlerine. Çok iyi. Deneyelim. Oğuzhan'cığım, Oğuzhan'cığım. Sana kahve yaptım bakalım beğenecek misin? İçine de biber koydum. Gerçekten beni kandırdın. Çok gafil avlandım. Ama intikamım acı olacak. Çok korkuyorum. Hu hu yap. Çok korkuyorum. Bakalım haftaya ben sana ne şaka yapacağım. Eğer ona ne şaka yapacağım merak ediyorsanız bize abone olmayı unutmayın. Aa sahte olmuş. Biz niye kendimizi paralıyoruz lan o zaman? Bunlar izleniyor mu? Evet. Evet güzel. Yani bir konuda ciddi bir itirafta bulunmam lazım. Birbirine şaka yapan bir çift var. Antalya'dalar. Koca Kara Ansiklopedisi. Ben onu mesela çok gülerek izliyorum biliyor musunuz? Bu son yaptığım onları kapsamasın çünkü onlara cidden gülüyorum. Çok eğlenceliler. O hariç bunu başka yapan var mı? Çok var şaka kanalı. Çok var var. Onlara işte bu. Koca Kara Ansiklopedisi'ne yapmam onları çok seviyorum. Abi. Ciddi izliyorum bu arada. Başka ne var abi? Mehmet'le Banu kim ya? Vlog. Ben izlemedim onu ya. Twitch'çiler var. Bir de onu yapıyorlar değil mi? O çok komik ya. Jahre'yi izlediği zaman hoşuma gidiyor ama bazı Twitch'çiler dadanmış bize. Bir bölümde şey demişim ben. İnsanın eli vardır, gözü var, retinası var. Hani göz ve retina demişim. Bakın gördünüz mü? Retina diyerek iPhone'un reklamını yaptı. İşte böyle bilinçaltınıza işliyorlar falan demiş benim gibi. Ulan iPhone'un CEO'su olsan böyle reklam verir misin? Bakayım. Olsan eğer retina dersen sana 50 bin dolar vereceğiz. Öyle bir şey varsa retina. Zenginiz bunu kalk gidip gidelim. Yemin ediyorum elinden alırlar Apple'ı. Yumatu. Yusuf Mahmut Tuncer alıverir yemin ediyorum. Yusuf Mahmut Tuncer şey miydi? Kolonyaydı. Ha Eyüp Sabri Tün... Eyüp Sabri Tuncer Kolonya, Banu. Yusuf Mahmut Ahmet Banu'yla ne? Mahmut Tuncer şarkıcı. Bir de şimdi Twitch var. Twitch işte yani enteresan. Çok para kazandırıyormuş ama değil mi Twitch? Jahren'e soracağım zaten. Çünkü helikopterle geliyormuş da. Enteresan. Twitch. Twitch. Evet değerli abonelerim. Bugün dünyadan sır gibi saklanmış 10 kanalında tüm sırlar... Neyse dinleyelim. Açıklıyorum. Arya 51. 51. bölge nerededir? Bir tek ben buldum. İzleyeceğiz. Bakın hepinizin gördüğü gibi hala aynı yer. Şimdi arkadaşlar Arya 11 diye bir şey yok. Çünkü zamanında Arya firması birleşti. Yani Arya kapandı. Oh yeah. Oo teşekkür ederim. Neyse. Filmler... Filmleri biliyorum. Filmlerde... Benim videom değil mi? Buna koydum. Bildiğiniz gibi hiç kimsenin fark etmediği bir sürü yanlış yapılıyor. Mesela gladyatör filmi. Tüflü. Şimdi bak gladyatör filmi diyor. İlk defa. Gladyatör filmi diyor. Gladyatör filmi bir kere bu gerizekalı aptalın anlattığı gibi değil. Cesur Yürek filminde, bu benim ağzıma nereden geldi ya? Cesur Yürek filminde biliyorsunuz İskoçyalılarla İngilizlerin büyük bir savaş sahnesi vardı. Ama o savaşı yapanların içinde İrlandalılar da vardı. Eşkıya filminde Şener Şen'in son sahnede vuruldu. Bir kere oh my god, oh my goodness. What? Bir kere Şener Şen gladyatörde oynamıyor ki.
Neyse, bir dahaki sefere sizinle harika bir oyun çıktı biliyorsunuz. GTA 12. GTA 12'de araba çalıp ambulans kaçıracağız sizlerle. Bu müthiş sevkiye ortak olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum buradan herkese. Manazın. Görüşmek üzere çok mutlu. Sen kendini mi elliyorsun Ezgi? Böyle yapıyor bana sürekli. Bana neden böyle yapıyorsun Ezgi? Ha kreker var onu temizle diyorsun. Ne bileyim bakayım. Baktım kız karşımda kameranın arkasında böyle yapıyor bana. Ha böyle yapıyorsun pardon tamam. Enteresan Türkiye'de internet gerçekten çok enteresan. Seviyoruz ama buradan lütfen kimse yanlış anlamasın bizi. Pinç başlıyor. Bu arkamda bir bina varmış. Son yüklediğimiz videoyu yorumlara da bakıyorum. Çok fazla yorum geliyor. Çok izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Okuyorum yorumları. Demişler ki abi arkamdaki bina. Abi arkandaki binaya dikkat et. Nerede? Harbiden benziyor mu abi? Benziyor da birçok konu hakkında konuşuyoruz Pinç programında. Ama 3 yorum normal programla ilgili yorumsa bir yorum kesinlikle abi arkadaki bina subliminal mi? Arkadaki bina şeye benziyor. Arkadaki binayı y***a benzeten bir tek ben miyim? Arkadaşlar burada onlarca konu anlatıyorum belki. Bu konulardan hiçbir şey almayıp arkadaki bina y***a benziyor. Neden böyle yazıyorlar biliyor musunuz? Neden böyle yazdıklarını size bir şarkıyla anlatayım. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Bu kadar rock sevici olmayın. Klipteki kızlar gerçekten çok güzeldi bu arada. Evet. Ekledim üçünü Instagram'dan. İkisi geri döndü sonra takipten çıktılar. Ama bizim seninle yaptığımız düette klipteki kızı da ekledim. O geri döndü mesela gitmedi o. O büyükten unuttu beni orada. Bu işler çok kolaylaştı. Oğuzhan'cım ben... Sen nereden biliyorsun? Her gün gidiyor musun spora? Gidiyorum. Çok iyi ya. Ben bir kere gideyim dedim spora. Böyle benim evin karşısında vardı hatta Ulus'ta. Ulus'ta. Artık benim de dedim spora gitmem lazım. İyi gözükeyim yani. En önemlisi de sağlık. Evin karşısında spor salonu var. Spor salonuna kim gider? Göbekli insanlar gider kilo vermek için. Abi bir gittim. Bitti oraya Secret. Utandım makyaj yapıp gelmişler. Takım elbiseyle spor yapıyor herif orada. Bu dedim bu neyin şekli acaba? Utanman için onları böyle teker teker yerleştiriyorlar ki. Yok abi ben direkt kaçtım eve koşarak gittim o spor oldu işte. Bazen telefonu alt katta unutuyorum onu almaya indiğim zaman işte spor. Yani ben dedim ki spor bu. Hem Ulus'ta hem katlı. Biraz kaç para? Kira mı? Ha pardon. Ne? 2 sene evveldi galiba. Sürekli işte Oğuz bir düet yapalım. Bu ara çıkış yapmam lazım. Seninle bir şarkı yapalım yapalım. Ben de işte tamam ya neyse yapalım falan demiştim ya. Evet. Bayağı herkesin ekranı kırıldı şu an biliyorsunuz değil mi? İzleyenler. Çatırt diye gitti böyle. Ta başından beri insanlar diyorlar ki Murat Dalkılıç'la düet yaptın neden konuğun olmuyor? Murat Dalkılıç geldi. Murat Dalkılıç konuğumuz. Kral TV'nin 2012'de düzenlediği yılbaşı partisinde sen bir anda kolumdan tuttun beni. Oğlum ben sana bayılıyorum dedin. Ben de nasıl sana bayılıyormuşsam o anda bayıldım zaten. Siktir lan zaten. Oğuzhan'cığım ben de seni beğeniyorum diyeceğim adamı bilirim artık herhalde. Adam. Yemin ediyorum reis ya. Vallahi çok seviyorum. Ben girdim Game of Bizans setine. Oyuncuyum. Benim oyuncu olduğumu 15. dakika falan anladılar. Bana çünkü bir mızrak verip yolladılar kalenin başına beni. Tanımıyor ki kimse anasını. Ben orada duruyorum. Figürasyon zannetmişler beni. Neyse indim aşağı derken Murat Dalkılıç geldi. Ben kendimi tanıtmak için böyle o kalabalığın arasında şöyle. Cookie. Hemen tanıdın. Hemen böyle yaptım. Aa dedi sen kimsin acaba dedi böyle. Nasıl muazzam bir adamsın. Beni hemen arkadaşın yaptın. Çünkü ben ne bileyim ünlülerin hep arkadaşları ünlü zannediyorum. Hocam çok güzel konuşuyor da hiç böyle değil olaylar. Çok mütevazı davranıyor. Ben sabah akşam ofiste beraber arkadaşlarımla Oğuzhan Uğur dinleyen adamım. Alkışlayın piçler. Yıllar sonra orada tabii görüştük. Takipleştik farkındaysan. Evet, evet. Birlikte pis mesajlar attık birbirimize. Neler? Onları anlatmıyorum burada zaten. DM'den yürümeler. Samimi olduk. Olay başka bir yerlere gitti. Çok kötü yerlere geldik. Utandı kızardım şu an. Ondan sonra da beraber şarkı yaptık. Şarkıyı yaparken de çok 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 eğlendik. Müthişti bence. Kahvaltıya gelmiştim size. O da harika bir kahvaltıydı gerçekten. Eve çünkü bir giriyorsun. Murat Dalkılıç'ı bulamıyorsun evde. Tam bir ünlü evim. Böyle bir ev görmedim böyle. Görüyorum. Koşuyorum böyle. Yaklaşamıyorum yani böyle. Yaklaşmıyorum. Havuz var. Yüzmüyorlar. Zenginliğe bak. Delirdim. Ne zaman arkalarını dönseler böyle yapıyorum. Ayağımı sokuyorum havuza falan. Yani gerçekten. Ben Oğuzhan'la geçirdiğim her vakit hep böyle güzel, dolu dolu oluyor. O gün de çok eğlendik. Her şu anda da çok eğleniyorum. İyi ki gelmişim. Oğuzhan... Hayır, çocuğun adını hatırlayamıyorsun. Koç, ha koç. Hangimizde daha çok eğleniyorsun? Onunla. Acaba ben de düet yapsa çok saçma olur mu? Oğuzhan Fiti Oğuzhan. Takip ediyorum. Çok sevdiğim, harika, muazzam, başarılı. Ama ben seni çok kıskandım. Ferhat'la düet yapsaydın ben derdim ki tamam Ferhat da yapabilir. Ama evet. Başka bir Oğuzhan olunca kıskanıyorsun otomatikman. Bu çocuk niye acaba Oğuzhanlarla düet yapıp duruyor? Durumu da söz konusu olabilir. Arada bir şarkılar çıkıyor, bir şeyler oluyor, düetler geliyor ama sen artık yapımcısın diyebilir miyiz? Evet evet öyle şeylere girdim. Yani birazcık böyle şans eseri de oldu aslında ama. Ya ben çok seviyorum bu işleri gerçekten. Ben artık sabah 8 akşam 5 çalışan bir adamım. Düzen ötesi bir hayat ama çok güzel. Hayatımın en güzel hayallerini gerçekleştiriyorum. Animasyon eserler çıkartacaksınız ortaya.
yakında. Hatta şu anda dış kartmaya başladınız galiba. Şu anda butik işler yapıyoruz ama herkesin bildiği şeyler değil. Büyük projelerimiz var. Animasyon üretimi taktiği olan bir şey değil. Bir dakikası 40 gün süren bir iş. Evet. Dolayısıyla böyle 100 dakika falan olduğu zaman inanılmaz bir süre. Ve emek var. Ön hazırlıkları var. Karakter tasarımları var. Bir dünyanın her yerinden çalışan sanatçılar var. Brushçıları var, CG'leri var, sculptçıları var. Hepsinin ayrı ayrı kendi işlerinde çok iyi olduğu bir ekip oluşturduk. Ben de heyecandan ölüyorum. Çünkü benim yıllardır böyle üzerinde çalıştığım işler ürettik. Şarkıcılık mı olacak abi? Ben çıkayım senin konserlere. Varsa albümden at bana, ben söylerim yani. Her taraftan kendime bir heyecan buluyorum ya, tutuyorum yani. Acayip keyifliyim şu anda o yüzden. Heves var mı oyunculuğa? Yok. Heves olsaydı aslında hep yapardım. Hep bir şeyim olur. Çünkü ben müziğe çok ihanet etmek istemiyorum. Çünkü hayatımda neyi elde ettiysem müzik sayesinde elde ettim. Oyunculuk olduğu zaman tabii denemedim değil işte. Seninle beraber bir tane sinema filmde oynadık. Dizide oynarken mesela bir bakıyorsun abi. Hayatının bütün vaktini ona ayırmışsın ve bir yandan ötekine ihanet etmiş oluyorsun. O yüzden çok fazla istemedim onu. Ama şimdi artık yapmak istediklerimin %90'ını artık ulaştım. Bundan sonra şey safhası, yurt dışında artık dünyaca ünlü bir şarkıcı olmaya yeltenirsin. O da birazcık hadi bul lafı. Göt isteriz bence. Tövbe. Öyle bir şey olmaz. Burada bir star var. Küfür etmeyin lan piçler. Bunlar etti. Bir tane filmde oynayacağım. Bir tane basketbol hikayesi yazdırdım kendime. Ben eskiden basketbolcuydum. Basketbol dünyası benim için çok önemli. Orada yaşadığım trajikomik şeyleri. Geçemiyorum. Arkadaşlarım. Hayır, koşarken düşünsene, koşuyorsun pıtı pıtı pıtı, birisi böyle alıyor. Of dan falan. Romantik komedi. Böyle basketbolun amorsundan yaptığımız bir aşk hikayesi. Deli gibi çalışıyoruz üzerinde. Anadolu Efes basketbol takımı bize hadi yürüyün dediler. Her şeyini böyle kullanabileceğimiz. Oyuncularla interaktif film olacak. Kimler var başrolde? Sen varsın. Karşı tarafta kim var? Romantizmi kimle yaşıyorsun? Daha anlaştığımız bir oyuncu arkadaşımız yok. Ya ben diyecektim ki işte, torpil yaptırayım kendime. Hani filmde bana da rol var mı diyecektim. Basketbol filmiymiş. Murat Dalkılıç olmak nasıl bir şey? Böyle atlamıyorlar mı üstüne? Atlasınlar abi, ne güzel işte. Allah Allah ya. Seni seviyorlarsa eğer sen bir şeyleri doğru yapıyorsun demek. O da o işin sağlaması. Atlamıyorlarsa problem var. Sen bir şeyler yapıyorsun. Bu kadar sene didin, çalış, et. Kimse sana atlamıyor. Atlamasalar buralara gelebilir miyiz falan diye. Ama bana çok atladılar zaman. Abi çok zor. Piyasa atlaya çok atlaya atlaya böyle oluyor. Ay. Ne yapsak, bıraksak mı? Animasyona mı geçsek? Ama ben kimsenin bana atlamasına müsaade etmedim. Gözümün içine bak. Mustafa Ceceli'nin de dediği gibi. Buraları atlıyoruz değil mi? Abi herkesin merak ettiği bir soru var. Abi ben onu sormayacağım. Yani gerçekten. Ama bekarlık sultanlık, şimdi bunu kabul edelim. Ya bu seneyi böyle kendi keyfime ayırdım ya. Yani birileri bana bir şey diyor diye yapmıyorum. Ama bu kariyerimin sonu da tabii... Ne olabilir mi acaba? Olabilir. İyi şeyler zararlı oluyor ya. Sana iyi gelen bir şey yapıyorsun eyvallah, ama bakalım ne derece doğru göreceğiz. Cirolarına bakacağım. Evin bir bölümünü kiraya verirsin ya. Muazzam bir adam. Murat Dalkılıç konuğumuzdu. Müzik yapmıyor muyduk ya? Ekipteki herkesin bildiği bir şarkıyı söylemek istiyorum şu anda. Huzuru bulduğuna dair bir rivayet var. Ben bu şarkıya bayılıyorum. Biliyorum. Bir aşk var orada. Benim kadınım. Kendinize iyi bakın. Türkiye'ye geleli kaç sene oldu? 6 sene. Ne bekliyordun, ne buldun? Nereden gelmişsin sen? Arnavutluk, güzel. Bizde mesela belirli konular çok uçtur, çok sıcaktır. O konulara dokunamazsın. Sen bunu öğrenmişsindir 6 senedir. Özgür olmamızı sağlayan şeyleri konuşamıyoruz biz mesela. Bence çok harika bir şey bu. Sağ sol meseleleri vardı eskiden. Ah keşke 80'lerde gelseymiş. O 80'lerden sonraki etki bizim liselere, üniversitelere falan da kaynamış. Kutuplaşma vardır bizde. Sen bunu yaşadın mı? Gözünden bir evet. Gitmiyorsun değil mi Arnavut Derneği'ne? Çünkü o da bir kutuplaşma. Niye gidiyorsun? Arnavutluk Derneği'ne Türkiye'ye gelmişsin. Lisedeyim. Beni reis yaptılar. Bu arada beni reis yaptılar derken 9 ışık 9 doktrin belli bir felsefenin peşinde gitmek. Asıl olayı budur. Ama bizim ülkede maalesef o başka algılanır. Reissen adam döveceksin. Kesin. Komünist dövelim. Komünizm nedir? Kötü bir şey. Komünistler de öyleydi. Ankara'da, Sakarya'da gitar çalarlardı, boncuk satarlardı. Plazma biliyorsun bize. Japonlardan 10 sene sonra geldi. Plazma anlaşılabilir bir şey. Teknoloji. Peki hippilik niye 25 sene sonra geldi? Dost kitabı bir vardı. Onun önünde böyle gitar çalarlar. Küba'da Zafer diye dergi satarlardı. Bana ne İnsanlar bilmedikleri konuların tarafı olur. Özellikle lisede ve üniversitede. Çünkü daha genç. Libido. Komünistim ben. Neden? Çünkü Ayşe de komünist. Yani sebebi bu. Ben ülkücü oldum. Neden? Çünkü dövdürücü.
bu çocuğun. Bir şey bilmene gerek yok. Biz de o dönemde ülkücüyüz. Ülkücülük hakkında ne biliyoruz? Hiçbir şey. Şimdi biliyoruz. Kavga ediyoruz sürekli böyle solcu çocuklarla. Solcu çocuklar solculuğun ne olduğunu biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Sen bilmediğin bir konuyu savunuyorsun diye. Biz sana düşmanız. Bilmediğimiz bir konuyu savunuyoruz diye bize düşmansın. Ne? Bizde fikri dayatmak diye bir mesele vardır. Fikrini dayatırsın. Sen de böyle düşün. Neden? Çünkü ben de böyle düşünüyorum. Neden? Dedem de öyle düşünüyor. Uzar gider. Bu tuttuğun takımdan savunduğun ideolojiye kadar uzanır. Kırılgan oluyor o zaman solcu çocukları. Kamyonlar kavun taşır. Ben hep seni düşür. Bizde de çünkü şu var. Baş koymuşum Türkiye'ye. Bir kere şarkı baş koymuşum diye başlıyor. Yani ötüken yolu yokuştur, kafaları dokuştur reis. Dık dık. Güç olarak ülkücüler kazanır. Şimdi onlar birazcık naif bölgeye evrilmişler. Barış barış serseri barış. Onun mesela sertliği bu. Bizdeki de şu. Baş koymuşum Türkiye'ye. Bilmiyorsun ki niye kavga ediyoruz. Herif Che Guevara tişörtü giymiş geliyor böyle koşarak. Bu kim üzerindeki? Bilmiyorum ki. Farkında değilim. O dönemlerde her hafta kavga ediliyor. %100. Bir gün biz 50 adam toplamışız. Komünist çocuklar 60 tane adam toplamışlar. Bizi dövmüşler. Biz ertesi hafta 100 kişi toplamışız. O sefer onlar 50 kişi toplamış. Biz onları dövmüşüz. Kazanan yok. Ama sürekli bir kavga var. Araya kaynayanlar. Tabii gençler kavga ediyor ya. Araya kaynamak isteyenler de oluyor. Birisi geldi böyle. Abi yardım edin be. Necisin lan sen? Balıcıyım abi. Bana vurdu herif. Oğlum unuttum. Bize yardım et bak şunları dövüyoruz dedim. Tamam abi dedi. Gitti oradan döndü geldi. Dağın diye vurdu bana. Yine bir gün Cumhuriyet Lisesi'yle kavga edeceğiz. Bahçeli Evler'den Emek'e kadar olan bölümde pusulanmışız sağa sola. Çok kalabalık olduğumuz zaman polis taciz edebiliyor. Toplanıyoruz 100 kişi. Polis bir anda böyle ne yapıyorsunuz gençler gel bakayım kimlik ver falana giriyorlar. O da canımızı sıkıyor. Kim bizim üzerinde emanet var falan. Olmuyor öyle şey. Bizim zamanımızda Twitter yok. WhatsApp yok. Ne kadar organizeymişiz helal olsun. Hayır düşmanımızla da nerede buluşacağımız belli. Biz bunlarla nasıl iletişim kuruyorduk lan acaba? Polis bizi bir kere topluca yakaladı. Üzerimize geliyorlar. Biz böyle yapıyoruz. Korkmasın. Polis bir anda böyle 76 kere falan İstiklal Marşı okuyarak eve kaçtık. Polis uzaktan koşarak geliyor. Korkma polis. İstiklal. Tekrar geliyor polisler. Korkmasın. Hayır. Korkmasın. Korkmasın. Korkma. O yüzden ayrı ayrı hareket ediyor. Ben de lise 2'deyim ama reis yapmışlar beni. Orada bir torpilim vardı ama Gazi Beden'den abilerim vardı sağ olsunlar onlara bir telefonla. Cumhuriyet Lisesi falan filan işin içine Anıttepe Lisesi'ne girdi. Dediler ki bir dakika kardeş burada buluşalım hepsini patlatalım. Sol çocukları. Çünkü dediler biz Anıttepe Lisesi olarak ülkücü gençleriz. Siz deneme lisesi olarak Bahçeliler deneme lisesi. Siz de sağcı gençlersiniz. Hadi burada buluşalım da ikimiz kıskaç yapalım. Bak hilal taktiği yapacağız. Osmanlıyız a**mını okuyayım. Lan lise 2 la lise 2. Hani biz kavga ederken böyle baban çağırsa oğlum. Bir dakika ya! Efendim baba! Dur yemek yiyip geleceğim ben bekle burada. Bu yaşlardasın ama uff ideolojiye bak. Anıttepe'nin reisleriyle buluşmaya gittik. Ulan Anıttepe'de kimse yok. İşler deneme sesini. Kocaman bir gruptuk bölündük. Dedim ki bir bokluk olacak. Çünkü sevgili solcu ve komünist arkadaşlar da o sırada Anıttepe'ye geliyorlar. Çünkü biz onları delikanlı gibi çağırmışız. Sen Anıttepe'ye demişiz. Yani bütün solcuları ve komünistleri kızdırıp Anıttepe'ye çağırmışız dövmek için. Anıttepe'de kimse yok. Anıttepe'liler deneme lisesinde bizim sağcı gençlerin diğer yarısıyla buluşmuş. Biz de 4 kişi 4 Anıttepe'de bütün bir solcu grubunu bekliyoruz. Bak bekliyoruz demek yanlış olur. Çünkü beklemem yani. Girerim derim ki kimse yok. Ben kaçarım. Öyle bir vaktim bile olmadı. Ve biliyorsunuz bizim ülkücülerde yalnızca erkekler. Osman, Halil, Turan, Mete, Ozan, Tuğrul, Hakan, Aybars, yürüyün. Böyle bir isim sıralaması ve full erkek. Ama solcularda kızlar da olabiliyor. Onlar çünkü gitar çalabiliyor. Okuyayım. Şimdi gitar çalan hafif de böyle saçlarını uzatıyor ya. Kızlar tabii etkileniyor onlardan. Saçının ucuna boncuk da okuyayım herif. Kızlar da böyle hey ben de solcu olacağım falan deyip oraya gidiyor. Biz istemedik mi gelsinler işte asenalarımız olsun bilmem ne. Var 3 tane. Onu da ayıramıyoruz ki ya. Erkek bir kız mı? Kız dediğim böyle yürür mü böyle? Günaydın Ayşe. Neyse moruk biz kaldık mı 4 kişi. Şöyle bir ses duydum. Faşist! Sesi duymamla darbeyi yemem arasında 1 saniye var. Daaan diye kafama bir döndüm. Askeri ahtapot çanta. Fix üzerine Metallica, Yıldız, Ç. Aha dedim komünist kız çantası. Oradan bir tane boru bulmuş. Bildiğim boru boru bok borusu. Bok borusuyla böyle kafama bam diye vurdu. Kız lan kız böyle. Bileği falan şu kadar. Şimdi yani delikanlısın. Kıza böyle ne yapıyorsun lan falan da yapamazsın. Küncük guncuk bir şey. Faşist dedik. Gövüm diye koydu kafayı. Ülkücüsün ağırsın. Sana vuran bir kadın bile olsa ona kadın gibi davranırsın. Bak bayan beni dedim. Beni sinirlendirme dedim. Kızı şöyle çektim ittim. Böyle Yüzüklerin Efendisi 2'yi izledin mi? O gunduzla büyücü, kaşsız gunduz var ya. Onunla büyücü böyle balkona çıkıyorlar da böyle. Hey, hey, hey. 10 bin tane ork. Ordu. Kızı bir çektim. Kimsenin elinde gitar yok. Demir demir sopalar. İki tane de böyle senden kilo olmasın guncuk çocuk. Onları da öncü birlik öne koymuşlar. Biz 4 kişiyiz. Bok 4 kişiyiz. Bir döndüm. Mert. Bir tek Mert var. 2 kişiyiz. Nasıl kaçtınız? Bugün Elon Musk'ın aldığı araba bile 0'dan 100'e 1,5 saniyede çıkıyor. Adamların tozu kalmış böyle yerde. Çizgi filmlerde olur ya böyle. Kaldık 2 kişi. Karşımıza bir ordu. Ve bizim ülkücü olduğumuzu saklamamız mümkün değil. Kravatlar böyle, çoraplar beyaz. Ara yedik. Auuu diye de tepki verince Mert.
Bak o tepkiyi vermese belki kurtulabilirdik. Gerçekten söylüyorum. Kalabalığı görünce bir aşka geldi çünkü. Hoo dedi. Ben hemen böyle olduğum yere oturdum. Başladım bağırmaya. Kamyonlar kavun taşı. Bir anda bir toz bulutu üzerimize koşuyorlar. Benim boyum zaten bir. Bana birinin yani şöyle hani vurmasına gerek yok. Elini şöyle yapsa o geri çektiği esnada oluşan rüzgarla ben girdap olur ölürüm zaten. Vurmasına gerek yok. Dedim ki birader dedim. Mert. Efendim reis. Öteken yolu yokuştur. Kafaları tokluyor. Hayır yokuşta iyi koşarız. Koş. Ben. Abi nasıl koşuyoruz biliyorsun? Başı koymuşsun. Deliler gibi böyle koşuyoruz. Oğuzhan ve Mert. İsimlere bak. Kaçar mı? Kaçar. Anıttepe'nin ara sokaklarına girdik. Çalılar var. Çalıları atladık. Çalıların arasından böyle bakıyor yola. Mert'e bakıyorum. O zaten böyle yukarı bakıyor. Hakk'a bakıyor böyle artık. Bir anda o kalabalık faşistler, insanlığın onuru işkenceye yenecek lan diye bunlar geçti. Biz de utancımızdan yerin dibine girmiş miyiz? Reisim lan ben. Az önce sabah okula böyle selamünaleyküm reis, o reis, aleykümselam reis. Hepimiz evde deli yürekiz deyip geliyoruz. Elimizde yüzükler falan, tesbih. Böyle giren adamlar bir anda böyle yerde komünistten kaçıyor. Her hikayenin sonunda bir dayak yiyorum. Ama bu hikayenin sonunda ne oldu biliyor musun? Kalabalık geçti. Derken kalabalığın kondisyonuna ve hızına ayak uyduramayan, o hani hatırlıyor musunuz lisenin kapısında iki tane öncü şişman vardı? Yavrum bunlar arkada kalmışlar. Önden hızlı ve çevik solcular koşarken bunlar arkadan iki tane yavrum gundik. Dedim ki Mert ne dövdük biliyor musun o ikisini? Bir de şişman dövmek çok zevkli. Bir koyuyorsun böyle ya böyle deniz dalgası gibi ensesine doğru. Geri gidiyor geri geliyor. Yanağına vuruyorsun yanak böyle dalgalanıyor geri geliyor. Böyle. Dövebilirler normalde bize. Hıç yapsana sen sineğiz. Ama yorulmuş garibim şişmancımlar. Yani ülkede böyle şeyler var. Bölünmeyelim hepimiz kardeşiz. Bundan böyle bir mesaj verebilir miyim? Veremem galiba ama keşke sikeceklerim yapsın. Dur şimdi havada kaldık. Sola doğru mu geçsinler, sağa doğru mu geçsinler? Geç. Geri gel. Bu hikayenin devamında iki tane adam dövünce biz Mert'le havaya girdik. Herkes de şöyle biliyor. Koskoca solcu grubunu Oğuzhan ve Mert tek başına dövdüler. Bu dedikodu da nasıl yayıldı kulaktan kulağa acaba? Halbuki yazık iki tane yorulmuş şişmanı dövdük. Koskoca Ankara'daki bütün solcuları Oğuzhan ve Mert tek başına dövdü. Gidip evlerinden alıp tokatladılar. Neler neler. Namımız ne yayıldık. Mert'le biz kantine bir geliyorduk. Herkes böyle kızlar falan kik 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 falan yapıyorlardı bize. Böyle bir kız dişlek böyle hiç unutmuyorum o iki tane dişi vardı böyle tavşan gibi. Otten otten diye gelirdi. Biz onunla sevgili olduk. Güç hastası bir kız. Ben guncuk bir şeyim ama namım var. Oğuzhan'la Mert 400 kişiyi dövmüş. Kız yanımda böyle yürüyor. Benim erkeğim 400 kişi döver. Ben de içimden böyle inşallah yarın gün mevzuya bulaşmayız. Büyük patlarız çünkü. Dememden tam 5 gün sonra Bahçelievler 7. caddede. Bahçelievler 7. caddede yürüyoruz. Kasıla kasıla ama. Ya yanımda Tuğba olmasa kasılmayacağım. Yoruluyor bazen ve dişleriyle ilerliyor böyle. Kızı bir gün yanından çaldılar oğlum. Bir gün sinemaya gittik Ankara'da. 10 sineması vardı. Sinemadan çıktık. Kız yok. 3 gün kızı aradım. Sonra buldum. 7. caddede buldum böyle. Tavşanlara falan baktırıyorlar ya. Kızı koymuşlar oraya. Dedim bu öyle bir şey değil. Bu benim sevgilim. Şekli bir düşünün artık kızdaki. Evet. Kızı tuttum dişlerinden kurtardım. Yürüyoruz Tuğba'yla. Tuğba yanımda olmasa gerçekten artistlik yapmayacağım ama. Biri mesela geçiyor uzun boylu birisi. Tuğba'ya bakıyor. Kız yani. Bakıyor herif. Sonra bana bakıyor. Ben böyle ona bakmıyorum. Adam bakışlarını ileri attığı zaman ben sanki adamı gözlerimle korkutmuşum gibi şöyle yapıyorum. Halbuki bakmıyor bana. Baksa piçler. Kız hava olsun diye güya adamı bakışlarımla yok ettim. Bak görüyor musun? Sana bakmasını engelledim. Geçmiş sen arkasından böyle yapıyorsun herifin. Sana mı baktı ya bu? Kız da nasıl yalancı bir varlıksa biliyorsun. Hayır aşkım hayır. Hani sen k***** bırakayım. Geç aşkım bana baktı dese y***ydı k***** bırakayım. Aynı o delikanlılıkta yürüyorum. Abi karşıdan bak bir adam geliyor ki ben onun bir adam olduğunu son 3 adım kala anladım. 25 kişi geliyor zannettim. Böyle bir kas yok. Askere gitse esas duruşa geçemez. Çünkü esas duruşa şöyle geçersin. O kolları kapatması mümkün değil. Her yerinde kas çıkarmıyor adamın. Ben de kızı yana çekiyorum. Şimdi hani şey yapamam. Dur bir yol verelim falan da yapamam. Karizmam gidecek. Nereye gidecekse karizmam. Yani adamın diz kapağıyla aynı boydayım. Dev lan dev. Nereden çıkmış? Böyle gökyüzünden mi düşmüş o sırada da önüme de düşmüş o? Çünkü normal bir insan olması mümkün değil. Ya da böyle 7 kişi birleşip bir insana mı girmişler yani? Hani senin böyle kaldırdığın dumbbell'ı bu böyle... Üfleyerek havada gezdirir. Azman geliyor böyle karşıdan. Kızı çekemedim de kenara tam. Bu geçerken kıza dağın diye koydu omuz. Bizim kız davşan. Bunun omzuna takılı kaldı gidiyor. Kuku diye dönmeye başladı düştü. Şimdi bir erkek yoldan geçerken kız arkadaşına omuz atıp onu yere düşürmüş oluyor değil mi? Kıza baktım yerde. Adama baktım bana bakıyor. Bir şey diyeceğim mi diye. Diyorum ki inşallah aa özür dilerim hanımefendi kardeşim iyi misiniz falan filan yapar da. İyiyiz de biraz dikkatli ol derim. Ondan da inşallah dövmez de. Gideriz diye düşünüyorum yani. Tek hayalim bu. Adam ikisini de yapmadı. Tam bir piç. Böyle baktı. Bakışlarımı çekmedim. Abi kız da bana baktı. Direkt olarak böyle yaptım. Yavaş olsana aslanım. Bak. Bir erkekle bir erkek kavga ederken ne olur? Önce bir göğüs göğüse girersin. Yavaşça bir itişme başlar. İndir oğlum beni. Oğlum elini indir. Benim bir kere zaten adamın eline dokunmam mümkün değil. Çok yüksek çünkü yani hani...
Sonra bir koçbaşı yaparız biz kavga etmeden önce erkekler. Kafaları birbirimize yaslarız. Ulan ölürüm. Eldim. Orada tabii o kadar metrik, o kadar sistemli bir kavgadır ki bu. Çünkü sen böyle yaparken o da ağlarım yapıyor ama dillerimiz birbirine değmiyor. İnanılmaz ince bir şey bu. Asla bu matematik bozulmaz. Ne yak? Ne yak? Sonra derken birisi en son sağlam vuran düşürür. Kavga yerde tekmelemeyle devam eder. Ben dedim ki koçbaşı yapamam. İndir ne de yapamam. Ben daha bunları hesaplarken bir anda kız bir baktım yok. Kız yok oldu yerden. Arkama baktım yok. Döndüm adam da yok. Yanımızda banka vardı bir tane falan hiç unutmuyorum. Bir tane fast food dükkanı vardı. Dükkan yok. Banka yok. Yer yer değil. Bir müzik. Böyle ileride birisi bembeyaz. Bana böyle yapıyor. Ona gidiyorum ama yürümeden. Kanadım var. Çadırlar görmeye başladım. Çadırlardan böyle Japonlar koşmaya başladı. Bir tanesi bana ne hala diye bana bağırıyor tamam mı? Ne diyorsun? Elime bir tane tüfek verdi. Aldım tüfeği koştuk. Gemi var böyle Ankara'da. Gemiye doğru işte bota bindik böyle Japonlarla gidiyorum ben. Gemiye bindik. Bu adada diyor ama anlıyorum. Bana diyor ki karşıdaki diyor dost gemimiz. Ona diyor sinyal gönder. O da sana sinyal göndersin. Kodları diyor albaya ulaştır. Dedim o tabii. Tabii diyorum ama o tabii olarak çıkmıyor ağzımdan. Ya da falan diye çıkıyor. Çık 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 yapıyorum karşıdaki gemiye. Karşıdaki gemi de bana çık 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 yapıyor. Benim ışık bozuldu birden böyle. Karşıdaki gemi devamlı bana böyle çık 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 çık. Bir açtım gözümü, ambulanstayım. O ışığı yapan hemşire. Hasan bu kendine geldi. O kadar nasıl dayak yedim bilmiyorum ki. O kadar yok ki yani. Bana vurdu işte şöyle oldu böyle oldu diye anlatabilirdim ama yemin ediyorum yok. Bak adam geldi yok. Lan ne kadar uzun ki düşün. Adam yan mahalleden mi vurdu bana artık yumruğu? Ay. Konuklarımız bugün birazcık erken gelmiş. Konuk koordinatörümüz Ezgi beni aradı. Oza Bey! Dedim ne oldu? Dedik konuklarımız geldi sen neredesin? Aa ben daha evdeyim. Ve benim evimle o ne diyor arasındaki bölgede anasının a** gibi trafik var. Hep var. Pardon küfür yok. Geri al orayı. Ebesinin a**. Ay. Büyük trafiği neyle örneklendirebilirim ya? Atın. Olmaz. Çok fazla trafik var. En sinir olduğum şey de ne biliyor musunuz lan? İstanbul trafiğinde olmak pratik olmayı gerektiriyor. Baktım boşluk tak gireceksin oraya. Yeşil yandı mı devam edeceksin. Tampon tampona trafik dedikleri tam olarak bu. Önümde bir tane adam ya hiç mi sevenin yok be oğlum? Seni hiç mi bekleyenin yok ya evde? Böyle bak böyle sanki Afrika'da safari'de geziyor ya. Bak adam burada ben buradayım. Önündeki araba şurada. Ya, gelen giriyor bizim boşluğa ya arkadaş. Herkes aldı araya delirdim. Önüne kırdım bunu tamam mı? Bilerek bir de yakın geçersin. Gıcık olanlar birbirine trafikte öyle yaparlar. Böyle yakın geçer. Sürtecekmiş gibi geçersin. Tepki verecek mi diye baktım hani selektörü ne yapıyorsun falan desin diye bekledim. İnip kavga edecek değilim. Adam ona bile tepki vermedi. Yani diyor ya geç kalıyoruz konuğumuz bekliyor. Bastım gaza böyle sağda bir boşluk oraya girdim. Sonra derken bir hanımefendi var önümüzde. Önüne bir çocuk atladığı zaman vereceğin tepki bu mu olur mesela? Fren var la ortada fren. Yapman gereken bu ama önüne bir şey mi fırladı böyle? Anlamıyorum yani niye böyle davrandıklarını trafikte. Bir de böyle üste çıkıyorlar ya kadınlar. Her zaman da destekçileriyiz kadınların. Ama bu durumu trafikte kendi lehine çevirmen ne kadar terbiyesizce bir şey değil mi? Kadınım ben bir kadın var karşında. O bir de bağırırken ne dedikleri de anlaşılmıyor. Artık o kadar inceliyor ki kadın şöyle konuşmaya başlıyor. Hayır ben sola döneceğim ya sen öyle yapacaksın. Çığlık. Hemen araya bir de diğer insanlar girer. Kadının hemen savunucusu olur erkekler tabii. Hanımefendi rahatsız mı ediyor falan. Lan diğer... Aha. Ya önüme kırmış. Bunun üzerine hala ben ne yapayım? Kırma. Verebilecek bir cevabı da yok tabii. Şimdi altına yazacaklar ama ölümlü kazaların birçoğu da erkekler yüzünden oluyor. Çünkü erkekler hareket ediyor arabayla. Hareket ettikleri için ölümlü kaza olabiliyor. Yani sen hareket etmediğin için böyle sürekli bir ay ay yaptığın için çok diye önüme kırdı tamam mı? Ananı avradını zor toparladım falan dağıt dedim yani. Fixtir dağıt böyle senin dağıt dersin. Böyle yaptı. Ne var? Ne var? Tipi görüyorum böyle. Telefonun ışığı yüzüne vurduğu için. Görüyorum yani aynasından da görüyorum. Her yerinden kadının suratını görüyorum. Şu bak yine önünde 500 metre boşluk. Dağıt yaptım tamam mı? Duyması mümkün değil ki. Cam titriyor böyle. Böyle içeride ne dinliyorsa artık Ediz mi dinliyor, Tarkan mı dinliyor. Ama benim en ayar olduğum şey ne biliyor musunuz? Trafikte trafik olduğunun farkında olmayanlar değil. O emniyet şeridine kaçanlar bir de ek şerit yapanlar kendine. Tek şeride düşmüş insanlar sıralanmış. Burası alt geçit. Şuradan gelip kaynak sizin var ya. Sizin var ya. Sizin var ya. Ölü. Damperli kamyon söksünler sizi. Zırhlı şövalyeler. Biraz ağır mı oldu? Zırhlı şövalyeler mi?
Abi nefret ediyorum ya. Sen misin lan bu dünyada bir tek akıllı? Biz orada kurallara uyuyoruz. Sıramızı bekliyoruz. En sağdan araya girmeye çalışıyor. Bir de bunlara yol veriyorlar. Lan bunlara yol verenler kimler biliyor musun? Neden hakkımızı savunamıyoruz? Lan daha sen buradan başlıyorsun hakkını teslim etmeye. Hala küfre mi gülüyorsun? Çok iyiydi ama. Acaba bunu babala da sansürsüz yayınlasak mı? Oğlum gülmeyin. Şu an çok kız... Kırmızı o ya. Hayal kişi. Nasıl bir fantezi? Of abi ya. Bitti mi? Tipler böyle bir de ya. Ne olacak? Gireceğim oraya. Ne olacak? Çok sinirleniyorum ya. Sen koskoca sosyolojik bir tespitsin ya. Bunu yapan adamdan bahsetmiyorum. Ona yol veren adamdan bahsediyorum. Sen eğer buralarda bunu yapmaya başlarsan yarın bir gün gelir götünden donluğu da alırlar. Hiçbir şey demezsin. Ki zaten... Of! Emniyet şeridinde böyle gunguk gunguk gidiyor böyle. Diyorum ki herhalde polis arabası ya da özel devlet arabası hani. Onlar gider gitmesi lazım. Bir bakıyorum Kayseri mantı diyor. Araba geçiyor emniyet şeridinden. Ya arkadaş Kayseri mantı neden emniyet şeridinde ya? Abi sıcak sıcak yesinler ya falan. 100 metreyi bir saatte alıyorsun zaten. Sen orada bekliyorsun. Senin hayatının bir değeri yok mu? Ömrümden giden süre. Emniyet şeridinden geçiyorlar. Biz piç miyiz? Ama oradan geçmesi birinin gelip yüzüne bana ne senin hayatından piç demesiyle aynı şey. Şaka yapıyorum zannediyorlar. Şaka falan yapmıyorum. Hayatımıza hakkımıza tecavüz ediyor. Emniyet şeridinde k***os bu çocuğu. Sen orada dur. Video. Geç. Teoride müthişiz. Ama uygulamada büyük sıçıyoruz. Bir gün bir video yayınlandı. Piston aşağı. Piston düştü mü? Piston aşağı falan öyle bir şey. Herkes güldü, geberdi, öldü gülmekten. O videoda bir detay var. Yakaladınız mı? 17-18 yaşında bir genç. Eli ayağı tutan bir herif. Adam piston aşağı dediği anda arkasındaki teyzeyi ezip indi. Biri de buna üzüldü mü? Hayır. Kamika kamika. Ya bir düğün videosu internete düşmüş. Evleniyorlar. Kadın film izliyor, dizi izliyor. Doğal olarak izlediği şeylerden etkileniyor. Ne yapmış adama? O ona pasta veriyor, o ona pasta veriyor. Damat tam ısıracakken gelin pastaya girecek. Adam yapıyor. Gelin bir daha uzatıyor böyle. Evet geri çekiyor. Sonra damat vuruyor elini. Şu hayret bir şey ya. Sonra gülüyorlar kadınlar. Videonun altındaki yorumları gör. Oğlum siz tehlikenin farkında mısınız ya? Daha düğün gününde tahammül bu noktadaysa evlendikten bir hafta sonra ne olacak o kadının hali? Şaka videolarında paylaştılar. Oysa bunun CNN Türk'te, NTV'de, akşam haberlerinde, prime time'da yayınlanması gerekiyordu. Verdiğimiz tepkilerin tamamı artık teoride. Ya bir yerlere yazı yazıyoruz ya bir yerlerde ahkam kesiyoruz. Ama hareket, uygulama yok. Hepimiz güldük o videoya. Gülünecek bir video muydu? Daha düğün gününde geline, eşin olacak kadına tahammül gösteremiyorsan, bir hafta sonra bu kadın gömleğini yanlış yıkasa bu adamın ne olacak? Bir arkadaşım paylaşmış hatta bu videoyu. Gülerek, ben bu videoya gülen bir kadınla arkadaşmışım. Kadın paylaşan. Dedim ki, özelden tabii, yapma. Bak bu böyle bir şey değil. Ya olur mu ya, ben de sinir oluyorum mesela Maraş dondurmacısına böyle yaptığı zaman falan filan. Adam da sinir olmuş işte demiş bana. O Maraş dondurmacısıyla aynı yatakta mı uyanıyorsun sabah? Bak öyle bir şey olabilir şimdi. Çok şey yapmayalım. Ömrünü, hayatını paylaşmak ya evlilik. Şimdi bu düğün videosuna gülüyorsunuz. Bir hafta sonra Show TV'de görüyorsunuz işte. Ona da üzülüyorsunuz. Buna siz sebep olmadınız mı? Videolara destek vererek, gülerek. Olmadık. Ha olmadınız. Bakayım. Geç. Cekete taktım mikrofonu. Nasıl? Çok iyi değil mi? Ceket nasıl? Sayın izleyenler. Bırak gibi diye bağırıyor değil mi hepsi şu an ekranın başında? Güzel olmuş mu? Yakıştı. Değil mi? Yakıştı. Ne öyle gömlek memlek ki gömlekten nefret ediyorum ya. Liseden sonra ben mesela gömleği ceketi yaktım. Ben sırf bu yüzden arkadaşlarımın düğününe gitmiyorum. Oğuzhan iyi bir dost değil. Yaptığımız hiçbir aktiviteye gelmiyor. Oğlum öyle bir şey değil. Sizin yaptığınız bütün aktiviteler ceket, kravat, gömlek falan gerektiriyor. Bunu koyayım 10 günde bir evleniyorlar ya. Sevmiyorum abi. Ceket meket sevmiyorum. Neyse ama sonuç olarak cekete geçmek iyi oldu. Yakıştı mı peki hanımlara soruyorum. Nasıl yalancısınız ya? Abi zaten bu kadınlar erkekler kendini iyi hissetsin diye söylüyorlar ya bu yalanları. Bu her konuda böyle. Bak bunu anlatayım mı her konudan? Her çok ayıp ya. Bir kadın şöyle diyebilir. Saçlarımı fark etmedin mi ya? Fark ettim hayatım harika olmuş. Dediğin zaman kadın bunun gazıyla hareket etmiyor mesela. Ya bu kıyafet nasıl olmuş? Müthiş olmuş aşkım dediğin zaman sana inanıp hayatına devam etmiyor. Tehlike burada. Kadın bize böyle bir şey söylediği zaman biz inanıp devam ediyoruz hayatımıza. Nasıl gözüküyorum? Harika gözüküyorsun. Harika gözüküyorum diye sokağa çıkıyorsun. Suratına sıçmıyor kimse. Bu her konuda böyle. Bu anlatmasam olur mu burayı? Anlatayım. Belki keseriz montajda. Cinsel hayatınızda da sizin bu yalanınız devam ediyor. Sahte orgazm diye bir şey var oğlum diyor. Yani sen kadına aslında tam olarak o zevki vermesen de kadın o zevkin fazlasını alıyormuş gibi sana bir karşılık verebiliyor. Wow falan yalanmış biliyor musun bunların çoğu? BBC belgeselinde izledim. Benim başıma gelmedi öyle bir şey tabii. Benim birlikte olduğum kadınlardan çıkan ses şu. Ne yapabilirim ki? Hangi malzemeyi hangi reytingi bekliyorsun ya? Yalanlar öyle sıralamak da bitmez. Hem seni şişirir hem de kendi cinsel yaşamıyla ilgili sana sahte veriler verir. Normalde bu askerlerde karşı istihbarat mıydı? İlk defa sen. Mesela bu karşı istihbarat. Sana yanlış veri verip aklını bulandırır. Bizde de önemli değildir ya o yanlış olup olmaması. Yani veri versin de. O veri yanlış mı doğru mu çok önemli değil yani. Karşıdaki erkek biraz piçse, biraz rock'n'roll bir erkekle takılıyorsa o da o rock'n'roll erkeğe ayak uydurmak ister. Ben de ateşli bir kadınım. O yüzden onlar değnekçi gibi sevişir mi? Biraz sağa, sola, sola, sağa, sağa. Ne yapıyorsun? Gel abi gel gel. Tam anahtarı bırak git. Aşağı, yukarı, sol, sağ. Gel. Kıt adur. Bir, iki. Bu yalanlar içinde en kötüsü hangisi biliyor musunuz? İnanılmaz bir orgazm sesi. Çok detaylı anlatmayayım. Yani olay bitti. Gittim içeri. İçeriden hala ses geliyor.
Gittiğini anlamamış. Role devam ediyor. Bak yalan değil. Şişirme. Ama o şişirme bize tehlikeli be abi. Biz de sizin gibi tınlamıyor çünkü. O kadından sonra diğerine gittiği zaman diğeri onun kadar yalancı olamayabiliyor. Göt gibi kalıyorsun. Bir öncekinde çok iyiydim ya. Neler oldu neler. Hadi bakalım bunda nasıl olacağım. Tepki. Ha başladın mı? Ha çok kötü ya. Bizim ekipte mesela Gökhan isminde kimse yok. Çok zor söylenen bir isim. Gökhan var. Gökhan değil mi? Gökhan abi. Gökhan mı? Benim adım Oğuzhan. Bana da Oğuzhan. İşte yani Gökhan da aslında Gökhan ya. Oğuzhan'a bu tuhaf bir şey. Evet. Gökhan güzel oluyor. Ama yani Türkmen biz... olunca mesela. Gökhan Türk. Gökhan Türkmen. Konyalıların genelde mesela Türk Hava Yolları var. Rentekar var. Ne oldu bebeğim? Ne oldu tatlım? Yayında mıyız? Baştan mı alıyoruz? Evet. Bir kere senin ben bir şarkını söyledim gitarla. Sen de altına böyle böyle. Ha evet. Böyle böyle yapıyorum aynen. 50 kişi daha yorum yazdı. Ama şimdi Gökhan Türkmen benim videoma yorum yaptı ya. Gelen her yeni yorumu siliyorum. Aa Gökhan'cim de yorum yapma işi yazıyor kızım. Bir tanesi sil. İki günde bir üstteki yorumları da silmeye başladım falan. Tek, o videomu aldım sadece Gökhan başına. Türkmen'in yorumu var. Senin gibi büyük bir sanatçı. Estağfurullah abi. Gelip de benim buncuk Instagram'ıma yorum yaparsa. Abi estağfurullah deli misin? Gerçek mi gerçekten o mu gerçekten? Önemli abi senin Instagram'a yorum yapman da çok önemli. Senin programımıza katılıyor olman da çok önemli. Çünkü Gökhan Türkmen konuğumuz. İnternete koyduğun şarkılarla kendini gösterdin diyebilir miyiz? Evet. İnternette büyük insan parçasını koyduktan sonra. İnternet şimdi çok güçlü. 100 milyonlar izleniyor ve sonrasında insanlara teklifler geliyor. Gel sana albüm yapalım. Tabii, çünkü sen bu kadar milyon izlendin ama senin internete şarkı koyduğun dönemde internetin gücü bu kadar yoktu. Yani kendi PR'ımızı kendimiz yapmıştık o dönem. Ve işe yaramış. Bayağı da etkili oldu. Yani o dönem 5 milyon falan dinlenmişti. Müthiş bir rakam. Şu anda bile 5 milyon çok önemli bir rakam. Yani evet. 5 milyon olmayan kliplerim var. Nasıl? Yanlış bir yerden mi koydun? Başkası da mı paylaştı? Hiç bakmam. Kaç milyon olmuş? Ne oldu? Benim yapma beni abi. Sen aslında Türkiye'de bir boşluğu doldurdun. Türkiye'de insanların peşinden gitmek istediği durum söz konusudur hep. Kimse der ki ben Tarkan olmak istiyorum gidip oynarlar yerler kaymıyor falan biliyorsun abi. Gitarı eline alıp kendi sanatını ortaya koymaya çalışan, icra etmeye çalışan gençler vardı o dönemde. Ve ben o dönemde herkesin Gökhan Türkmen'den etkilendiğini gördüm. İnsanların peşinden gideceği bir durum yarattın aslında. Amatör müzisyenlerin kendi imkanlarıyla yaptığı videolar falan filan. Hani müzikle. Söyle. Ya o dönem daha etkiliydi. Biz de zaten dediğim gibi onun gazına gelmiştik. Abi insanlar ne güzel işte kendi şarkısını söyleyip işte internette çekip koyuyorlar. Biz de böyle şey yapabiliriz aslında falan diye. Nasıl demişti ya, hayatın ben orada? Yani böyle şarkıcı olma hayaliyle yanı tutuşan bir adam değildim. Biz büyük insan parçasını internete verdiğimizde biz de bir şey oluruz belki falan diye düşünmemiştik. Şarkı zaten benim kuzenimin şarkısıydı Serkan Söylemez'in. Ben prodüktör olmak istiyordum. Birilerine yön vermek, birilerine bir şeyler yapmak istiyordum. Arka planda olayım, şarkı yapayım, birilerine şarkı vereyim falan kafasındaydım. Ama 10 yıl sonra biz nerede olacağımızı, yani ben nerede olacağımı biliyordum açıkçası. Sonrasında bu bizi motivasyon sağladı. Ve devam ettik. Şarkı yapmaya devam ettik. Müzikle ilgili bir şeyler yapmaya devam ettik. Müzikle ilgili hayaller kurmaya devam ettik. Bir şeyi çok fazla kafana takarsan yani hırs boyutunda, kötü hırs boyutunda bak görürsün. 10 yıl sonra var ya kocam ortalığım falan diye girersen adamı koyarlar. Aynen öyle. O noktaya belki de kendiliğinden geldi. Çünkü hiçbir zaman dediğim gibi ben çocukken de böyle çekingen, utangaç, böyle yırtık. Aa hadi bakalım ne yaptık falan diye böyle bir adam olmadım. Bunu senin anlatmana bile yani gerek kalmıyor. Ünlenen insanlarda gördüğümüz bir profil var. Televizyonda da görüyoruz, magazinde de görüyoruz. Onları görebileceğimiz çok fazla mecra var. Senin hayatında her zaman bir olgunluk vardı. Yani yaptığın şarkılar, şarkılardan sonra gelen o ivmeye verdiğin tepkiler. Bunu her zaman söylüyorum. Örnek olan adam sanatçı değildir. Zaten bir adam sanatçı kimliğini taşıyabiliyorsa kendinden örnek oluyordur. Yani bu böyledir. Çünkü sen bir malzeme değilsin aslında. Ben mesela bir gün Joe Joker konserim vardı benim. Tabii çarşamba sizler gibi hafta sonu çıkamıyorum. Bakıyorum lan hafta sonu kimler çıkıyormuş gayet nazar değilsin diye afişlere bakıyorum. Senin afişi gördüm ben. Öyle pis aşağılıkta bir adamımdır. Baktım senin afişi gördüm. Bir balık gözü lensle kendini çekmişsin. Ben fotoğraf bölümü mezunuyum mesela. Yani orada onu görünce diğer o şu afişlerden sonra ekibi almışsın. Enstrümanlar var ya kardeşim biz müzisyeniz. Orada o fotoğrafın alt metni beni çok etkilemişti. Mesela. Yan senle biz çıkış yapmıştık. Artistik yapıp böyle hani büyük insan aslında patladı ama patlayan şarkıyla değil de işte bakın bir de böyle bir şarkım var gibi bir şeyle artistik yaptık. Sonra tabii patladık yani. Hiç önemli değildi olup olmaması. Sadece ya belki yanlış bir hareket ama kendim o patladı ya şimdi. Bir de buna klip çekersin gibi bir şey istemedim nedense. Şarkın tutuyor o şarkının aynısı dediğin gibi yani bir şarkıyı yapıyor mesela çok seviliyor diye o şarkıyı aman abi uzaklaştırmayayım sound'u falan da aynı yapayım falan. Yani müzik öyle bir şey değil zaten sanat öyle bir şey değil ki yani. Hani abi ulaşabileceğin en yüksek en derin en işte bilmem ne noktalara ulaşman lazım. Senin bunu yapıyor yani bu gücün varsa başka göz açabilecek seçenek yaratman gerekiyor. Evet seçenek yaratman. Yani ben büyük insan şarkısı patladı
5 milyon dinlendi diye o büyük insandan deli gibi yürüseydim acayip bir yere gelecektim ama ben kendimle çalışabilirdim. Sen ürün olarak görüyor musun şarkıyı? Ya ürün olarak görmüyorum işte ben şarkıyı. Aynen. Yani şarkı bir ürün değildir. Bu Topkapı da çok sattı. Bundan evet, bir tane işte, daha yapalım. Aynen bunu öyle. Seni sanatçı yapmaz. Seni esnaf yapar. Çünkü biz sanat yapıyoruz. Biz diğerleri gibi endüstri yapmıyoruz. Ticaret yapmıyoruz. Tutacak şarkını biliyorum eminim. Onunla çıkış yapacağım zaman. Hı-hı. Mesela Sen İstanbul'sun mevzusu da öyleydi. Ya gerçi Çatı Katı da tuttu ama riskti. Yani Sen İstanbul'sun gibi bir şarkı varken Çatı Katı ile çıkılması çok büyük riskti. Hayır çünkü sound olarak risk. Hani sonra tamam çok güzel oldu ama yani şey olmasın şemsiye hani... Evet. Hani, yüksek bir şey hissediyorum ve bunun olmasını istiyorum. Çünkü ben bir şeyi tekrar etmek istemiyorum. Bitmesinden sonra Sen İstanbul'sun. Sen İstanbul'sundan sonra bilmem ne. Yani bu böyle olsun istemiyorum. Seçenek ya. Seçenek evet, işte. Evet abi bunu yaptı. Bunu da yapıyor. Aşk lazım da var. Kafa açmak istiyorum. Bu mevzu yüzünden mesela ikinci albümde de rüyayla çıkılmasını istedi herkes. Abi dedim ben rüyayla çıkmak istemiyorum. Romantik prens öyle bir havam yok. O noktaya gitmeye başlayınca abi dedim rüyayla yaparsak galiba ben modern arabeskçi ya da romantik prens elinde gitar, ağzında gül falan girmek istemediğim için dedim ya biraz ayrılıkla çıkalım. Biraz hareketli. Bundan önceki albümdeki bütün şarkılar slow. Abi büyüyoruz. Şarkılar dinliyoruz ve bu dinlediğimiz şarkılar değişiyor. Yaşadığımız şeyler değişiyor. İnsan da istiyor ki hiçbir şey yapma abi. Öyle git. Ha, aynen yani. Sarhoşum da hazır. Bildiğin bir şey söyleyeceğim. Ya sen şimdi hayata yansıttığın bir ürünün içine hayata eklemek zorundasın. Sen de diyorsun ki benimle birlikte büyüyor. Ben değişiyorum arkadaşım. Şarkılarım da değişebilir. Ben açıyorum kafamı. Sizin de kafanız açılsın. Televizyonların, radyoların ağzına taktığı bir şarkıyı ezberleyip otomatik bir zevke sahip olacağına evet, senin bir zevkin olsun, çok senin bir klasörün olsun, benim dinlemek istediğim şarkılar olsun falan. Bu müthiş bir şey. Arkasında durman, korkmadan o ekstra müthiş bir şey. Yapamam çünkü yani. Hani ben olmam anladın mı? Aynen. Ben çünkü tek gitar sahne aldığım zaman da sevmediğim hiçbir şarkı çalmıyordum. Gibi. Hoşuma giden şarkıları çalıyordum. Hani birisi önümde ağladığı zaman hoşuma gidiyordu anladın mı ya? Konuk psikopat çıktı falan. İpçiler. Bundan sonra gülmek yok. Ya tabii ki verdiğin duygunun karşı tarafa geçmesini görmek kadar ya, muazzam bir yani şey yok. Gülmek beni yani? Çok ağlattın abi sen biliyor musun? Eyvallah. Gökhan Türkmen şarkılarında şöyle bir etki vardır abi. Çok fazla sevmiyorsundur kadını. Terk etmiştir seni ve en fazla şöyle olursun ya. Daha iyi olabilir. Neyse ya artık bakalım başka kim var falan. Hani... Ağır kahrolmayacağım bir ilişkidir. Abi radyoda bir Gökhan Türkmen şarkısı çıktı zaten. Çok kadına mesaj attım abi senin şarkıların yüzünden ya. Bu benim... Orada bekleyen kıvılcım halindeki aşk duygusunu harlıyor yani şarkılarım. Bir anda seviyorum, herkes seviyorum diye. Neden bana böyle yaptın diyorum kıza da ayrılmamış bile kız benden. Ne yaptım? Bir şey yapmadan henüz ama yaptığın zaman Gökhan Türkmen dinleyeceğim. Mesela o Deniz'in oynadığı klipte Engin'in programına katıldım TRT okulda. Nefret ediyorum adamdan. Sizin o klip yüzünden nefret ediyorum adamdan. Sinema filmi çekmişim o zamanlar. Soru soruyor bana. Ya peki hangi tarihlerde vizyona girecek diye ben böyleyim. Sen arkadaşının manitasıyla takıl. Gel sana burada program yaptırsın. Sana da yazıklar olsun. TRT falan. Gökhan Türkmen hayranlığı var değil mi sizde? Belki çok garip bakıyorsun. Çatı Katı şarkısı çıktıktan sonra ben de Çatı Katı'ndaydım. Bu zenginlere yönelik bir şarkı mı? Teras olurdu ama. Ben söylüyorum siz söyleyeceğiz. Ben olmadığı söyleyeceğim. Ben de olmadığı söyleyeceğim. Hadi bakalım. Kalsam ne olur. Çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırlı sorsam. Gözümü kırdın bir kere. Gitme demem de kalsam ne olur. Yarın hatırımı. Aklın varsa bu sevdadan vazgeç dediler bir gün. Aldırmadım. Eskiden olsa söylerdin bana aklımdan geçenleri. Da da di dam da. Son, iki, üç, dört. Kalbin boş mu diye sordu. Yerin doldu diye durdu. Dolmadı, olmadı, yerin dolmadı. Olmadı, sensiz olmadı, yerin dolmadı. Bravo, harikasın. Adam, 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 boynumuza dolar reis. Ve Gökhan Türkmen konuğumuzdu. Haydi o zaman. Bir gün babama dedim ki, alo baba çok acil sınavım var, bas yaptırtmam lazım, şunlar lazım, bana 1000 lira para yolla dedim. Telefondan yumruk yedin mi sen hiç?
O zaman akıllı telefon da yok. Bu da embezil bir telefon var. Şuncuk bir ekranı olurdu o telefonların. Oradan ben dayak yedim. Baba dedim sınavım var 1000 lira para gönder. Adam şehirler arası yumruk attı lan bana. Lan dedi kapattı suratıma telefonu. Tabii doğal olarak anneni arıyorsun. Anne ya babamı anlattım. Benim okumamı istemiyor musunuz? Ne yapayım bırakayım mı okulu falan filan geyiklerine girdim. Annem dedi yani yemez ama. Anne ya anaç ya duygusal ya. Tamam oğlum ne kadar gerekiyor ben göndereceğim. 1000 lira para gelmiş. Ne sınavı var ne başka bir şey. Antalya'da çok aşırı pahalı bir mekan var. Sosyete gidiyor. Antalya sosyetesi. Jipler bilmem neler falanlar filanlar. Bir tane de arkadaşımın abisinin arabası var. Arkadaşımın abisine rica ettim. Dedim ki arabayı ver. O dedi ki siktir. Ne yaptık arabayı çaldık. Valla bak abisi bir otelde çalışıyordu. Abisinin otele girişini bekledik. Arabayı çaldık. Kızla direkt olarak şöyle gittim. Oğlum. Ne haber? Kız da çok ünlü bir mimarın kızı. Yani annesi bütün Antalya'yı yapmış kızın. Bir kadar zevksiz bir şey. Yok şey. Kızı bindirdim arabayı. Valeye para vereceğim. Kapıyı başkasına açtırtacağım. İçeri gireceğim. Yengeç falan söyleyeceğim yani. O zaman 1000 lira öyle bir para. Gittik moruk mekana. Gayet pahalı bir mekan. Öyle pahalı bir mekan ki. Daha mekana 100 metre kala 900 lira kaldı. Para kendini atıyor böyle zaten. Kız alışmış. Oralarda büyümüş. Ben büyümemişim. Gittim. Kapımızı açtılar falan filan. İçeri girdim. O zamanlar böyle kapalı mekanda sigara içmeme gibi bir durum da yok. 2006'dan falan bahsediyorum. Yaktım sigarayı böyle. Gel hayatım falan. Aa burası ne kadar şık bir yer biliyorum ben burayı. Daha önce gibi bir zengin cümlesi kurdu. Abi zengin cümlesi o. Yarısına kadar anlıyorum. Böyle baklası oynamış böyle. Yılan gibi bir herif geldi böyle. Hoş geldiniz. Ben size yerinizi göstereceğim. Buyurun efendim. Efendim mi? Ben de tabii havalar. Herif gitti bizim masaya ayarlamaya. Ben de ayaküstü kızla konuşuyorum. Bir masanın yanında duruyoruz. Şimdi yanlarında da böyle otellerde asansörün yanında böyle küllük durur ya ayaklı. Onlardan var. Her masanın yanında var. Zenginler öyle herhalde ama. Masanın üzerine kül tablası koymak yerine yanına koyuyorlar o şeylerden. Zengin işi dedim ben müthiş. Sigara da bitti. Çıpıs çıpıs diye o masanın yanındaki şeye söndürdüm. Biraz da ıslak olması da şaşırttı. Söndürdüm. Sigarayı söndürmeden önce kız şöyle bakıyordu bana. Öyle oldu böyle oldu. Söndürdüm. Bir döndüm kıza böyle oldu bak. Masadakilere baktım onlar da böyle. Garsona baktım. Zaman durdu. Herkes bana bakıyor. Geldi garson. İzmariti fırlattı. Normalde şampanya taşımaya yarayan ama benim asansörlerin yanında nasıl olsa bunların aynısından var diye küllük zannettiğim şeyin üzerine şampanyayı koydu. Ne gülüyorsunuz lan? Sen kaç tane şampanyalık gördün bugüne kadar? Ki sanırım onun adı şampanyalık da değil. Şampanya taşıyıcısı. Şampanya taşıyıcısı mı? İyi Allah'tan. Taşıyıcıysa bir şey olmaz. Burada benim utandığım bölüm fakirlik değildi bu arada. Burada benim utandığım zengin taklidi yapmaya çalışmaktı. Ama bu zenginleri de anlayamıyorum gerçekten. Zamanında anlayamıyordum. Şimdi biliyorsun. Vermek istediğim mesaj neydi? Hı? Hı? Yoktu. Geç. Lan bu ara gerçekten o kadar çalışıyoruz ki akli dengimiz bozulmuş olabilir sanki seyirciler. Saçma saçma adamlar olduk. Bakıyorum Instagram'ıma 300 bin kişiyle geçti. Çok teşekkür ederim bu arada bizi takip eden herkese. Bizi takip eden değil yani ben sizi üzülmeyin diye bizi diyorum. Halbuki beni takip ediyorlar. Oğuzhan Uğur alt çizgi beni takip edin sağ olun. Oğlum şimdi 300 bin kişi oldu takipçi. Arkadaşlarım falan mesaj atıyor. Oğlum ya şimdi sen ne akıyorsundur ortamlara? Hep beni kusarken mi arıyorlar acaba ya? 300 bin kişi takip ediyor olsan artık sokakta yürüyemezsin sen. Tanınıyor olmanın zevkini daha çıkartamadım ki. Ben buraya geliyorum çekim yapıyorum, eve gidiyorum montaj yapıyorum. Başka bir yere gidiyorum çekim yapıyorum, eve gidiyorum montaj yapıyorum. Konser başlıyor, gidiyorum konseri yapıyorum. Konser sonrasında tak eve dönüyorum çünkü yeni çekim var, ona yetişmeye çalışıyorum. Lan oğlum gezemiyorum ben. Bana diyorlar ki oğlum sana ne kızlar yazıyordur ya. Yazsalar ne olacak? Yok yine siz yazmayı bırakmayın da. Aynen. Bizim Babala TV'de Mevzular diye bir bölümümüz var. İzleyenler eminim vardır. Buradaki şakacı olsam modumu bir tarafa bırakıp direkt olarak mevzulara giriyorum ve ciddi anlamda düşündüklerimi düşünebilen insanlarla paylaşıyorum. Neyse. Tehdit gelmeye başladı. Tehdit mesajları falan atmaya başlamışlar o Mevzular programı yüzünden. Onlar bile şöyle mesaj atıyor. Sokağa çık lan vuralım. Çıkamıyorum ki. Sevgili terörist gerçekten sokağa çıkamıyorum ya. Tehdit eden adam bile tehditini yerine getiremiyor. Çünkü Oğuzhan'ın vakti yok. Oğuzhan Bey çok yoğunsunuz. Sizi öldüremiyoruz yazmışlar en son. Videolarımız standarta ve belirli bir çalışma prensibine kavuşacak. O zaman istediğiniz gibi ağzım burnumu kırabilirsiniz sokakta. Yani genellikle Beşiktaş tarafındayım. Beklerim. Bu aralar sabah o kadar zor uyanıyorum ki. Sabah yorgun uyandığım için astral seyahati buldum. Bugün bu uyandım böyle. Bir döndüm bedenim hala yatıyor orada böyle. Bu mevsimden dolayı mı? Başkasının başına geliyor mu şu anda burada? İki kişinin. Üç, dört. Senin? Hadi senin de başına gelsin. Tamam. Sinirli uyanan bir adamım. Neden bilmiyorum. Hani gece rüyamda biri gelip beni mi sinirlendiriyor? Niye öyleyim bilmiyorum. Genel olarak çocukluğumdan beri huyum bu. Yani çok sinirli uyanıyorum. Yaratık gibi kalkıyorum böyle. Aynada da görüyorum bu yaratığı zaten. Sabah ben aynada kendime selam verdim lan geçen gün. Başkası zannettim. Bakayım. Sakallar böyle kadayıf gibi olmuş. Gözüm burada bir tanesi. Bir tane gözüm yok. Yatakta unutmuşum. Yani içimdeki pislik yüzüme yansıyor galiba sabah uyandığım zaman. Burada benimle aynı evde kalmış bir sürü arkadaşımız var. Öyle değil. Çalışırken yani çalışıyoruz. İşte biri koltukta uyuyor. Biri koltukta uyuyor. Lan
Hepimiz aynı koltukta uyuyoruz. Neyse annemle babam dediler ki biz İstanbul'a geleceğiz, kaç işleri vardı. Gidin otelde kalın lan diyemem. İstesem de. Bende kalıyorlar böyle bir 3-4 gündür. İşin kötüsü. Onlar da sabah öyle uyanıyorlar. Bad. Hani anne vardır. Oğluşum uyandın mı? Sana patatesli yumurta yaptım. Sana böyle yemek hazırlar. Baban o sırada evladım çayını içtin de nasılsın? Sabah gazetesini okur falan. Biz de sabah Zombieland. Anam aynı, ben aynıyım, babam aynı. 3 tane tip var evin içinde birbirinden nefret eden. Anne kim var tuvalette? Babam var. Tak tak ben varım. Anne karnım aç, kahvaltı hazırladın mı? Kölen miyim? Git. Annem bana saydırıyor, babam anneme saydırıyor, babam bana saydırıyor. Ben babama saydıramıyorum. Sonra herkes bir yere dağılıyor. Babam bir odaya gidiyor, annem mutfakta, ben salona geçiyorum. Hep sigara yakıyoruz belli yani. Üçümüz de sigara kullanıyoruz maalesef. O sigaralardan sonra bir anda oğlu şov. Uyku yarı ölümdür. Yaşıyorum ben duygusuna ulaşma halidir ya uyanmak. Yaşıyorum diye mutlu olmamız gerekirken biz ne hala mı yaşıyorum diye mi kalkıyoruz acaba? Bu nedir, annemin saçlar böyle cadı gibi, babam böyle bıyığı buraya kalkmış, bıyığı buraya İstanbul Teknik Üniversitesi'ne müzik haramdır bildirisi dağıtılmış. Neymiş? Müzik haramdır bildirisi dağıtılmış. Müzik haramdır diye bildiri mi dağıtmışlar? Şaka mı yapıyorsun? Enteresan ya. Bu ilahinin mucizesini bilir misiniz siz? Hazreti Muhammed Medine'ye hicret ettiği zaman onu orada karşılayan kalabalık bir anda bu ilahiyi söylemeye başlar. Bir anda gelir. Sözleri bir anda dökülür ağızlarından. Ve ne der biliyor musunuz bu ilahide? Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın. Sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın. Ne diyor biliyor musun? Ay diyor. Süreyya ışığısın diyor. Nur diyor. Güneş diyor. Hep ışık. Biz ne yaptık? Durumu kararttık. Kusursuz olan Müslümanlar değil zaten. Kusursuz olan İslam'dır. Geç. Üzerinde Trump yazılı levhaları kaldırmışlar metrolardan. Metrolardan üzerinde Trump yazılı levhaları kaldırmışlar. Evet. Çok iyi ya. Müthiş. Helal olsun. Alkışlayalım lütfen. Millet olarak o kadar sağlam koyuyoruz ki tepkimizi. Amerika'dan bizzat arkadaşım aradı. Beyaz Saray'da ağıt sesleri yükseliyormuş. Trump kahrolmuş. Ya arkadaş, bu memlekette en büyük acıyı, acıyı yaşayan insanların adını bir köprüye vererek en büyük protestoyu da protesto edeceğin adamın adını tabelalardan alarak yapıyorsun. Bir pinç programının daha sonuna geldik. Sanırım tamamen sonlanıyor. Hoşçakalın.